Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere müthiş özelliklerle donatılmış yeni bir taşınabilir bilgisayardan bahsedeceğim. En yeni yapay zeka donanım ve yazılımlarıyla güçlendirilmiş bu yeni model MSI Creator 16 AI Studio A1 ve HG. Bu bilgisayar en yeni CPU, NPU, GPU çipleri kullanıyor. Ayrıca MSI AI Engine ve MSI AI Artist ile donatılmış. Bu özelliklere sırayla yakından bakacağız tabi. Yapay zeka ile desteklenen bu taşınabilir bilgisayarın yaratıcılığınızı geliştirerek fikirlerinizin hayata geçirilmesini kolaylaştırdığını ilk başta belirtmeliyim. Şimdi dilerseniz şöyle yapalım. Bu yeni modelin tasarımından biraz bahsedip hemen işlemci ve diğer teknik detaylarına göz atalım. MSI Creator 16 AI Studio çok şık bir görünüme sahip. Gövdesinde manyezyum alüminyum alaşım kullanılmış. Tipik alüminyumdan farklı olarak bu alaşım hafifliği ve sağlamlığından dolayı otomotiv ve havacılık endüstrilerinde yaygın olarak kullanılıyor. Ayrıca parmak izi bırakmayan yapısı oldukça hoşuma gitti taşırken ve diğer kullanımlarda bu ee, oldukça önemli biliyorsunuz. Ağırlığı yaklaşık 2 kilogram. AC adaptörü 240 watt gücünde ve çok ağır değil. Bunu söyleyebilirim. 16 inçlik böyle güçlü bir bilgisayarı düşündüğünüzde adaptörüyle birlikte uzun seyahatlerde bile uygun bir sırt çantasında rahatça taşınabilir. Bilgisayar özellikle sık seyahat eden ya da stüdyo dışında çekimler yapıp düzenlemeleri anında yapmaya ihtiyacı duyan, ihtiyaç duyan fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için ideal bir model olmuş. Bilgisayarda işlem gücünü başka bir boyuta taşıyan Intel Core Ultra 9 işlemci 185H kullanılmış. Intel'in dizüstü bilgisayarlarında güç tasarruflu yapay zeka hızlandırmasını da içeren ilk entegre NPU'sunu içeren bu yeni işlemci yüksek çekirdek sayısı ile oyunlardan güç gerektiren uygulamalara kadar geniş bir yelpazede yüksek bir performans sunuyor bize. Burada bahsettiğimiz NPO'yu daha önce duymuşsunuzdur. Eğer duymadıysanız önümüzdeki günlerde sıklıkla duymaya başlayacaksınız. Hatta bir süre sonra Yapay zeka odaklı uygulamalar arttıkça bu konu çok daha önemli hale gelecek. Peki NPU nedir derseniz, kısaca nöral işlem birimi olarak adlandırılan NPU, yapay zeka ve makine öğrenimi uygulamaları için özel olarak geliştirilmiş. Derin öğrenme algoritmalarını destekleyen bir donanım hızlandırıcısı olarak adlandırılabilir. Az önce de söylediğim gibi yapay zeka uygulamalarına talep arttıkça NPU'ların ön plana çıktığını ve bilgisayarların vazgeçilmez bir parçası olduğunu göreceğiz. Creator 16 AI stüdyonun en güçlü olduğu yerlerden birisi de ekran kartı. Bu modelde Nvidia RTX 4080 kullanılmış. Nvidia Studio fotoğrafçılar ve içerik üreticileri için birçok fayda sağlıyor. Bu faydalardan bazılarını kısaca anlatmak istiyorum sizlere. Nvidia Studio'ya sahip bu bilgisayar RTX GPU'ları ile donatılmış. Bu GPU'lar fotoğraf ve video düzenleme ve diğer yaratıcı iş akışları için gereken yüksek işlem gücünü sağlıyor. Nvidia Studio, Adobe Creative Cloud gibi popüler yaratıcı yazılımlarla entegrasyon sağlayarak yapay zeka destekli özellikler sunuyor. Örneğin Photoshop'ta yapay zeka tabanlı araçlar karmaşık düzenleme işlemlerini hızlandırıyor ve daha hassas sonuçlar elde etmeyi sağlıyor. Nvidia Studio büyük boyutlu dosyalar ve konteks projeler üzerinde çalışırken yüksek performanslı bellek yönetimi sunuyor. Bu özellik yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve 4K ya da 8K videolar üzerinde çalışırken önemli bir avantaj sunuyor bize. Tabi sonuçta render sürelerinin önemli ölçüde azaltılması da sağlanıyor böylelikle. Bunun yanında gerçek zamanlı görüntü işleme kabiliyetini de arttırıyor. Özetle Nvidia Studio, fotoğrafçılar ve içerik üreticilerinin iş akışlarını optimize ederek yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı oluyor. Böylece daha hızlı, verimli ve etkileyici işler üretmelerini de sağlıyor ve desteklemiş oluyor. Nvidia Studio ile desteklenen ekran özellikleri de bu taşınabilir bilgisayarın öne çıkan diğer detayı. Fotoğrafçılar ve video editörleri için renk doğruluğu ve detayların netliği açısından ekran özellikleri her zaman çok önemli olmuştur. Creator 16 AI Studio A1 ve %100 DCI-P3 kapsam alanını 1000 nit parlaklık ve 120 Hz yüksek yenileme hızına sahip. 16 inçlik bu model 16-10 boy oranı ve mini LED ekran teknolojisiyle donatılmış. Çözünürlük değeri ise 3840 çarpı 2400 piksel. Delta E renk doğruluğu değeri ise 2'nin altında. True Pixel Mini LED teknolojisi olan ekran artırılmış parlaklık, daha iyi kontrast, geniş renk gamı ve renk aralığı ile zengin görüntüler sağlıyor. Sonucunda da hem içerik üretimi hem de oyun ve eğlence için ideal bir ortam sunulmuş oluyor. Bu modeli incelerken çekimler için fotoğraf arşivinden yeni fotoğraflar da kullanmak istedim. Arşivde derinlere inince bir klasöre neredeyse hiç bakmadığımı ve fotoğraflar seçmediğimi gördüm. 2009 yılında yaptığım Tayland gezisinden çektiğim fotoğraflara bu vesileyle uzun uzun tekrar bakma fırsatı buldum ve aralarından bir seçki yaptım. Hatta aradan geçen bu uzun yıllar sonucunda bazı fotoğrafları çektiğimi bile neredeyse hatırlamadığımı da fark ettim. Yaklaşık iki günde parça parça bakabildiğim fotoğrafların bir kısmını zor ve parçalı ışık altında çekmiştim. Bu taşınabilir bilgisayarın monitörü hem ideal en boy oranı hem de 16 inçlik büyük boyutu ile bu seçimi yani fotoğraf seçimini oldukça kolaylaştırdı benim için. Ekranın renk doğruluğu da seçimlerde ve sonrasındaki düzenleme esnasında daha verimli çalışabilmemi sağladı. 2009 yılında çektiğim ve 2024 yılında düzenlediğim bu fotoğraflardan bazılarını birkaç tanesini burada da sizlerle paylaşmak istiyorum. diyoruz ki kullandığımız bilgisayarlar her zaman en güçlü şekilde çalışsın. Bunu sağlamak için donanım ve yazılım bileşenleri arasında sorunsuz bir uyum olması gerekiyor. Ama önemli konulardan biri de ısınma sorunu. Creator 16 Aer Studio ısınma sorununu ortadan kaldırmak için yeniden tasarlanan bir soğutma sistemiyle geliyor. Yeni paylaşımlı boru tasarımı, aşırı yükler altında termal kapasiteyi arttırmak için hem CPU'ya hem de GPU'ya bağlı ısı boruları kullanıyor. 2 fan, 7 paylaşımda boru ile MSI Cooler Boost 5 tasarımı, e, en zor ortamlarda ve uygulamalarda bile bilgisayarı soğutmayı başarabiliyor. Fan sesi bazen biraz yükselebiliyor ama performans gerektiren bir çalışmada bunu zaten e, biraz da göz almanız gerekiyor. Bakın mesela şu anda arkada bir fan sesi var ama bu ses çok rahatsız edici değil. Yani çok kritik uygulamalar dışında bu fan sesinin sizi rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Ultra ince yaklaşık 20 mm'lik metal kasasında 4 hücreli 99.9 Watt'ar uzun ömürlü pil kullanan taşınabilir bilgisayar çalışma şeklinize uyum sağlayan hızlı şarj teknolojisi sunuyor. Bu taşınabilir bilgisayarı performans modunda uzun saatler boyunca pille kullanmanız pek mümkün olmayabilir. Tabii ki 1-2 saatlik bir kullanım mümkün tabi onda bir sıkıntı yok ama uzun süreler için adaptörü yanında taşımanız şart ve bir şekilde de e, bilgisayarı şarj etmeniz gerekebilir. Creator 16 Air Studio giriş çıkış portları da gayet iyi diyebilirim bu model için. Bu modelde USB-A, USB-C, HDMI, Thunderbolt 4, Ethernet, kulaklık girişleri yer alıyor. Ayrıca MicroSD hafıza kartı okuyucusu da bulunuyor. İçerik üretimi tarafına baktığınız zaman MicroSD kartlar Dronlar, aksiyon kameraları gibi pek çok cihazda daha fazla kullanmaya başladı. Ama keşke bu modelde SD kart okuyucusu olsa daha mı iyi olurdu diye düşünmeden edemedim. Benim test ettiğim bu model 32 GB'lık RAM ve 2 TB'lık depolama ile geldi. Bu haliyle hem içerik düzenlemelerinde hem de yapay zeka işlerinde yeterli olduğunu söyleyebilirim. Bu modelin adı Creator 16 AI Studio diye geçiyor. İsimdeki yapay zeka vurgusunu artık kullandığımız bilgisayarlarda daha fazla görmeye başlıyoruz bildiğiniz gibi. Bu bilgisayarda da yapay zeka ile ilgili pek çok eklenti yer alıyor. Bunlardan biri klavyede yer alan kopilot tuşu. Microsoft uzun yıllardan sonra ilk kez PC klavyelerine bir tuş eklemiş oluyor. Klavyede yer alan bu tuşa bastığınızda Copilot uygulamasını hızlıca başlatabiliyorsunuz. Böylece sorularınızı yanıtlayabilen ve Windows içinde eylemler gerçekleştirebilen ChatGPT benzeri bir sohbet robotunu sorunsuzca kullanabiliyorsunuz. Bu modeldeki tek yapay zeka eklentisi bu dil tabi. Kullanıcı deneyimini yapay zeka ile zenginleştirmek isteyen MSI birçok özel yazılım geliştirerek kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor. Bunlara örnek olarak MSI AI Engine, AI Gürültü Engelleyici Pro ve AI Artist yazılımlarını verebilirim. Yeni MSI AI Engine çeşitli kullanıcı senaryolarını otomatik olarak algılama ve ardından performans, ses efekti, görüntü modu ve klavye ışıklandırması gibi ayarları kesintisiz olarak uygulama yeteneğine sahip. Böylece her kullanım senaryosunda kapsayıcı bir deneyim sağlanıyor. AI gürültü engelleyici, ses kaynağını doğrudan hedefleyen kayıt için 3 dahili mikrofona sahip gelişmiş çözüm ile görüntülü görüşmelerinizi ve video konferanslarınızın kalitesini geliştirmeye yardımcı oluyor. Otomatik gürültü azaltma özelliği ses kalitesini arttırırken çok yönlü ses almanızı da sağlıyor bu konuyu oldukça geliştiriyor. MSI AI Artist olarak geçen uygulama ise doğrudan bilgisayarınız üzerinden görseller oluşturmanızı imkan sunuyor. Bu uygulamayla internet bağlantısı olmadan da çalışma yapılabiliyor. Böylece bazı kullanıcıların tedirgin olduğu çevrim içi tehditler ve veri sızıntısı riski de azaltılmış oluyor denilebilir. Eğer artısı yazılımının kurulması yaklaşık 2 saat sürüyor. Metinden görüntü, görüntüden görüntü ve görüntüden metne dönüşüm sağlanabiliyor. Bu işlemlerin oluşturulması oldukça kısa zamanda yapılabiliyor. Tabi görüntüler biraz resimsel bir dokuda oluşturuluyor ve klasik yapay zeka sorunlarının görüldüğünü de söyleyebilirim ama bir süre sonra bunun da daha iyi hale geleceğini düşünüyorum. Sonuç olarak MSI Creator 16 AI Studio A1 ve HG yapay zeka destekli donanım ve yazılım özellikleriyle özel bir ilgiyi hak ediyor. Sağlam, ince ve şık kasası, doğru renkler üreten ekranı, güçlü işlemci RAM ve yüksek depolama alanıyla Fotoğrafçıların ve diğer tüm içerik üreticilerinin çalışmalarında güvenle kullanılabilecekleri bu taşınabilir bilgisayar 2024'ün dikkat çeken ürünler arasında şimdiden yerini aldı. Bakalım ilerleyen günlerde yapay zeka destekli bilgisayarlarda daha ne gibi özellikler göreceğiz? Peki siz yapay zeka konusunda neler düşünüyorsunuz? İşlerinizde kullanıyor musunuz? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.